Nece konuşuyorsunuz? Yani Almanca çatpat. Ben burada doğdum büyüdüm ama Türk mahallesinde doğduğum için Alman arkadaşım hiç yok. Hep Türklerin içinde büyüdüm ben. Yani ben Emrah Han filmiyle, Cüneyt Akın'ın, Kemal Sunal'ın filmlerinde büyüdüm. Ya harika bir insan. Haklı, sabit haklı valla. Onların filmlerinde büyüdüm. Onlara mesela Cüneyt Akın filmine bakınca giderdim dışarıdan. Hemen dinek kopartırdım. Hani herkese saldırırdım ona sonra diyordu. Oğlum sen nasıl geldin bugünlere kadar Almanya'da? Vallahi helal olsun yani. Ama senin ayakta kalma mücadelesi bu yani sabit. Allah Allah. Çok şanslıyım o yönden. Evet. Şanslı. İş konusunda da şanslısın zaten. Onda da bir sıkıntı yok. Bir de ayrıca çok hızlı konuşur. Çok. Ben bilmem eşim bilir evinde de hep altyazı geçiyordu. Kimse anlamıyordu çünkü. Ha, altyazı onun konuştukları. Ya normal benim yani. Doğru konuştum, iyi konuşuyorum hani anlıyorsunuz değil mi her şeyi yani? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel adam. Sen yanımdayken Türkçeme Türkçe kattım diye bak. Ne yapıyormuş? Ne koparıyormuş? Cüneyt Akın filmi seyrettikten sonra dışarı çıkıp dal kopartıp kılıç yapıp... Ne koparıyorsun? Dinek. Neymiş? Değnek. Ne? Değnek. Ya değnek, değnek işte. Ne dedi ben duydum. Ha ağaç, ha dal, ha değnek. Anlayan anlıyor yani değil mi o yani. Yani çok güzel. Değnek. Ağaçtan çıkan değneklerden kopartıyorsun evet, sen. Yani, evet. Değneklerden. Tabii, hangi şarkıları biliyorsun? Seviyor musun? Hakan Altun'u dinler misiniz? Çok. Hakan abi evet. Hakan abinin şarkılarla büyüdüm ben. Evet. Çok tatlı. Arabeskin gene. Arabeskin Hakan'la büyüdün. Herkesle büyüdün Hakan. Yani aşk yönünde demek istiyorum. Şimdi ben Esra'nın bir ara hani beraber olduğumuz zamanlarda tartışıyorduk falan filan. Hakan abinin sarı kaseti vardı o zamanlar. Onu hiç unutmuyorum yani. Onu almıştım, para verip almıştım. Çünkü o zamanlar ben iş... Onu bedavaya getirememiş. İşsizdim yani. Bak, para verdiği para için verip, para verip almış. Adamın hayatında para vermek o kadar önemli ki verdiği şeyi unutmuyor hayatı boyunca ya. O sıralar işsizmiş, onu anlatayım. Ha işsizdin o zaman. İşsizdim, evet. Ama hep iş... Şimdi de işsizsin. Yok, o zamanlar... Okuyordum hani. Ha, tamam. İş falan yok, hani para kazanamıyordum. Evet. İşte o zamanlar hep şarkısını dinlerdim hani, geceler hep yatarken hep... Hangi şarkıyı? Telefon. Telefon. Vallahi helal olsun ya. Ya yok mu albüm? Vallahi bak, çıktığın programlarda söylüyorsun, dizilerde söylüyorsun. Yapsana bir tane bir albüm. Sen bir de benim bildiğim kadarıyla şeyi de seviyorsun. Ya ben çünkü öyleyimdir, eskiciyimdir yani. Çok, ben eskileri severim. Ayten Altmanlar, Fikret Kızılok'lar falanlar filan. Bu şarkı benim bir numaralı fasıl şarkımdır mesela. Ciddi mi? Vallahi. Ama Serenay'ın müziğe çok acayip kabiliyeti var. Evet. Yani demin kuliste onu da söyledim. Zaten arkada. Bir Serenay, iki sabit. Bu ikisi de çok konuşulur yani her yerde. Çok. Ben şimdi şaşırdım. Gerçekten Serenay'ı anlaması, ben şimdi Metcizi'den tanıdığım için... Şoka girdim şimdi. Ben şoktayım şu an. Gerçekten. Teşekkür ederim canım. Metcizi'den mi tanışıyorsunuz? Metcizi. Mira. Bravo yani. Ya. Teşekkür ederim. Evde de komik mi bu adam böyle? Öyle. Evde gülüyorlar zaten bana. Bilmiyorum niye gülüyorlar. Çocuk mucuk hep gülüyorlar. Çok sessizim ondan işte. Nasıl evlenme teklif etti sana? Etmedi ki. Öylesine. Yani öyle. Evli olup olmadıklarından gerçekten şüphe duyuyorum şu an. Ya 19 etmemiş. Yaşındaydım ben evlendiğimde. Biz bayağı yani. Da küçüktük. Her şey çabuk gelişti. Sen eskiden tanışıyordun sonra bir ara verdin sonra yeniden mi? Yani beğenmiyor muydun? Neydi yani? Ya şimdi biz 2 yaşından beri beraberiz. Hani Hayır. Hakan ayarsız yani. Ayarı da yok yani. Ben bir tercüme ediyorum arkadaşlar. Aynı hastanede doğdular. Evet. 2 yaşındayken çocukluk arkadaşlarıyla... Evet, aynı mahallede. Aynı mahallede oturuyorlardı. Evet. Devamlı sabitten dinliyoruz. Aynı mahallede. İşte o zamanlar daha öyle hani kızlarla falan filan takıntım yoktu o zamanlar. O zaman 14-15 olduk. O zaman biraz dışarı çıkmaya başladım artık. Dışarı mı çıkmaya başladı? Ha. Evet, gezmeye başladım. Dışarı çıkmaya başladım. Evet. Peki, anladık onun neye çıktığını dışarıya. Ya o zamanlar işte Esra ben hiç görmemiştim bir ara. Evet. Sonra işte sonra hani bir gördü bayıldı muhtemelen. Sonra bir gördü. Ya, eskiden nasıl diyeyim hani genç kıza bakımlı değildi hani bakımlı değildi yani o zamanlar. Hani bakmıyor. Yani şimdi eskiden ama hani bakımlı değildi. Kaç yaşında bakımsız hali? O zamanlar 15, 13-14 yaşında. Vallahi ben zaten neye bakacağım? Bakımlı değildi derken yani, ne yani? Hani 13-14 yaşında kızlar burada hani o zamanlar bakımlı değildi hani o zamanlar. Evet. Şimdiki acayip bir şey ben anlamıyorum hani nasıl bir şey. Şimdiki acayip. Doğru ama.
Şimdiki dönem çok kötü gerçekten yani. Vay kardeşim benim ya. Ondan sonra işte 16 yaşında, 17 yaşına girdim işte. Mahallede hani bir ara gördüm bunu, otobüse inerken gördüm Esra'yı. Sonra işte baktım, bu kız kim dedim ben böyle. Aa dedim, bu bizim Esra değil mi dedim, bakımlı. Nasıl değişmiş? Dedim ben bunu hemen ayarlayayım dedim o zaman işte. Ne? Çünkü... Hemen ayarlayayım. O zamanlar böyle... Ben gideyim bir ayarlayayım demiş. Onun da zaten gönlü varmış bende. Hemen bitti. Ya bırak ya. Sabit hiç ya. Hiç problem. Bitti yani o zaman. Yani. İşte bitti. Peki. Var mıydı kız gönlünün? Vardı. Varmış ki evlenmiş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,